İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısı vesilesiyle ve 1-7 Mart aynı zamanda deprem haftası bu münasebetle sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum büyük memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyor. Hepinizi sevgiyle saygılarımla selamlıyorum. Ve bizimle birlikte burada bulunan şu anda İl afet risk azaltma planlarını uzunca bir süre çalışmanın sonucunda tamamlayan Samsun, Adana, Afyon, Sivas, Rize ve Tekirdağ mahallelerimiz, oradaki İl afet müdürlerimiz ve çalışmayı yürüten çok kıymetli hocalarımızı da İstanbul'dan, bu salondan hem sizler hem de hep birlikte selamlıyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Aslında dünya var olduğundan beri doğada elbette ki bir takım hareketler var. Eğer doğa olaylarıyla birlikte yaşamayı öğrenirsek, hareketlerini, kurallarını, takvimini öğrenirsek, onu kabul edersek, amiyane tabirle güzel geçireceğiz. Ama kendi bildiğimizde ısrar edersek, umursamazsak, havayı, suyu, yer kabuğunu tanımazsak, dinlemezsek, İşte o zaman bu hareketleri hep birlikte afet haline getiriyoruz ve buna ait bir bedel ödemek zorunda kalıyoruz. İşte bizim bugün yapmaya çalıştığımız toplantıda İstanbul ayağının standını verdiğimiz planın konusu ve hedefi tam olarak biraz önce anlattığımız. Yani afet riskini tanımlamak, zayıf ve güçlü yönlerimizi bilimsel analizlerimizle ortaya koymak, bu risklere göre önlem alarak doğa olaylarını afete dönüştürmeden yaşamak. 2020 yılı afetler özellikle deprem açısından üzücü olaylara sahne oldu. Aslında yeni bir şey yaşamadık. Sadece bir takım döngülerin tekrarıyla hep birlikte karşılaştık. Türkiye 1999'u afet yönetiminde bir milat olarak kabul etti. Ancak 1900-2000 yılları arasında ülkemizde 70 adet büyük ve yıkıcı deprem yaşanmıştı. 1939 Erzincan depremindeki can kaybı 33 bin kişi. 1943 Tosyaladik depreminde can kaybı 4 bin kişi. 1976 Van Çaldıran depreminde can kaybı 3840 kişi. Bunların haricinde 1914 Burdur, 1944 Bolu, 1975 Dice, 1983 Erzurum, 92 Erzincan depremleri de bu yıkıcı depremlerinden sayabileceğimiz birkaçıdır. Ve bir istatistik bilgi daha paylaşayım. Milattan önce 200 ile milattan sonra 1900 yılları arasında Türkiye ve çevresinde ciddi bir hasara sebebiyet vermiş 1175 deprem tarihçilerin kayıtlarında vardır. Ve bu depremlerde en fazla etkilenen il ise 214 etkilenme sayısı ile İstanbul'dur. Kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Elbette ki burada İstanbul'un kıymetini anlatmak, nüfus açısından, üretim açısından ve diğer alanlarda Türkiye'nin bütününe olan etkisini izah etmeye çalışmak herhalde biraz önce Gökhan Hocam'ın Gökhan Müdürümüzün anlattığının tekrarına girmek olur. Bunun yerine biraz önce verdiğim depremsellik bilgilerine dayanarak şuna vurgu yapmak istiyorum. Yapılan tüm bilimsel tahlil ve tahminler, değerlendirmeler, eldeki veriler, İstanbul veya civarında büyük ve yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Burada konuşurken de olabilir, çıkarken de olabilir. Bir yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra. Elbette ki zamanı belli değil ama bu tip afetlerin, depremlerin herkes bilmelidir ki önümüzde 50 veya 100 yıllık bir zamanı ne yazık ki yoktur. Biz afet bölgesindeyiz ve bu acıları da hep birlikte yaşıyoruz. Afetin olduğu zaman dilimi çok kısa ama bizim onlarla karşı karşıya kaldığımız ve
arama kurtarma dahil iyileştirme çalışmalarına zaman ayırdığımız dilim oldukça fazla. Ve elbette kendimizi de haksızlık etmedik. 1999 tarihinden sonra burada da birçok kez hakkı verildi ve söylendi. Deprem konusunda hem strateji hem de fiili sonuç üretme anlamında çok ciddi adımlar atıldı. Her şeyden önce bugün afet meselesi, afet öncesi, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç aşama olarak baktığımızı söylemek isterim. Ve bu aşamaların her birine ait strateji planlarını, dijital altyapılarını ve fiziki kapasitelerini üretiyoruz. Tüm bu politikalarda afet çatısı altında yürütülüyor. Türkiye bugün afet müdahale kapasitesi anlamında battaki gelişmiş ülkeler seviyesindedir. Bu da gayet normaldir. Çünkü bizim afet riskimiz Avrupa'dan genel anlamda fazla olduğu için bu alanda daha hızlı ve stratejik davrandık. Bugün Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağı istasyonuna sahibiz. Afet Başkanlığımızın tüm Türkiye'de 27 adet lojistik, 55 adet de destek deposu var. Ve bunları ülke satı ve ülkenin birçok alanına, etki alanlarına göre dağıttık. Kısa adı Türkiye Afet Müdahale Planı olan Türkiye Afet Müdahale Planı'nı oluşturduk. 2020'deki bütün afetlerde başarıyla uyguladık. İstanbul'da deprem olacak. Öyle mi? İletişim nasıl sağlayacağız? Tüm bunlarla ilgili mobil operatörlerden tutun. Telsiz sistemimize kadar hakikaten bir buçuk yıldan beri çok ciddi bir çalışma yapıyor. Hakikaten iyi bir çalışma yaptılar. En son geçen günlerde Ağrı'da jandarma telsiziyle polis telsizini birbiriyle konuşturabilme, normal bir telefondan onlara ulaşabilme ve her birisiyle ortak bir konferans kurabilme, her birinin birbiriyle konuşabilmesi ayrı ayrı altyapılara sahip olmaları olsalar bile bunu gerçekleştirebilme imkanına sahip. Benim için, bizim için, mesela afet için Allah muhafaza Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı çok önemli bir ülkesel, ulusal bir problem için çok güçlü bir kapasite ve altyapıdır. Bize İstanbul'daki çalışmalarımız şunu öğretti. Jandarma arama kurtarma timi yaklaşık 3,5-4 yıllık bir tim ama çok başarılı işler üretti. Diğer sivil toplum örgütlerimizle beraber anladık ki bizim bir polis arama kurtarma timine de ihtiyacımız var. Ve yaklaşık 1200 kişiden oluşan, yaklaşık 3000'e kadar artırabileceğimiz bir polis arama kurtarma timimiz oluştu. Yetmedi. Yine İstanbul'da şunu gördüm. Bunda İstanbul bize öğretti. İstanbul çalışmalarımız. Allah korusun büyük bir deprem oldu. Ya tek tek ambulansla hasta taşıyacağımıza helikopterlere yaklaşık 6-7 helikopter şu anda yaptık. Ama daha fazla bu kapasiteyi arttırabiliriz. Hemen 8 ve 12 Skorsky'lerde 8, Mi-17'lerde 12 kapasiteyle sedye koyabilme imkanına sahip olabildik. Yani daha kısa zamanda daha çok hastayı hastaneye sevk edebilme imkanını ortaya koyabiliyoruz. İstanbul bize şunu öğretti. Ya bu yaptığımız çalışmaların tamamı ve bu toplantıların 11'inde de saatlerce bizatihi ben bulundum. Çünkü ben de öğrendim. Öğrenmek zorundayım. Çünkü bu mesele detayda kendini belli ediyor. Ve neticede İstanbul'da bir jandarma insanlı keşif uçağı yukarıdan aşağıya bölge bölge ayırdık. Yaklaşık 5 tane keşif uçağımız var. Anında İstanbul'a gelecekler. Görüntü aktaracaklar. Ve bizim olayın fotoğrafını çekebilmemiz lazım. Depremle karşı karşıya kaldığımız anda fotoğrafı ne kadar çabuk çekersek, o kadar çabuk koordine oluruz, o kadar çabuk müdahale ederiz. Bu esnada bizim özellikle İstanbul'da karşı karşıya kaldığımız şöyle bir problem daha olacak.
cep telefonları belli bir müddet çalışmayacak. Onun için bizim buna alışkanlık kesbetmemiz lazım. Ve iletişim hattını internet hatları üzerinden gerçekleştirmemiz lazım. Bunu bütün vatandaşımıza gönderiyoruz. Şu kısa videoda gönderiyoruz. Kamu spotlarında yapmaya çalışıyoruz. Ve yine 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan ettik. 51 milyon insana ulaşacağız. Şu anda 1 milyon 36 bin 937'yi sayaç belirledik. Sürekli o sayaça 81 ildeki İl Afet Müdürlüğümüz kimle eğitim yapmışsa bu sayaca atmaktadır. Ve şunu da ifade edeyim, 688 bin sadece bir saatlik videomuz var o seyredildi. Ve yıl sonuna kadar biz 51 milyonu bulacağız. Herkesin eğiticilerin eğitimini yaptık. Yaklaşık 1200'ün üzerinde eğiticimiz var, bu konuda eğitim verebilme kabiliyetine sahip. Yani hem deprem öncesi, hem deprem anı, hem deprem sonrası tüm hazırlıklarımızı hem büyük bir farkındalıkla, hem bir eğitimle hep beraber ortaya koyabilme kabiliyetine sahip olabilmeliyiz.